Merhaba sevgili arkadaşlar. Annemin Örgü Dünyası Selma Aydın YouTube kanalına hoş geldiniz. Nasılsınız canlar, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Yine size öyle güzel bir modelle geldim ki. Bebek battaniyesi modeli. Ama nasıl bir model? Bir görün, kararı siz verin. Ben öyle çok beğendim ki hem kız hem erkek için modeli yaptım. Ve sizlerle bir model çalışması daha yapacağım ki hem kız hem erkeğe yakışacak bir model olduğunu sizler de göresiniz istedim. Evet sevgili canlar, sevgili takipçilerim. Destek verdiğiniz için, yorumu beğenilerime geldiğiniz için sizlere canı gönülden çok ama çok teşekkür ederim. Selma ablanızı yalnız bırakmadığınız için, Selma ablanıza destek verdiğiniz için, Selma ablanızın videolarında hep yanında olduğunuz için sizlere canı gönülden çok ama çok teşekkür ediyorum. Gerek vloglarımda, gerek örgülerimde her zaman için benim yanımdasınız. Allah hepinizden razı olsun. Allah ne muradınız varsa versin. Selma ablanıza destek olmaya devam edeceğinize ben gönülden inanıyorum. Şimdi size bu güzel modeli göstermek istiyorum. Evet, şimdi kullanacağım renkler hem kız ve hem erkeğe gidecek bir renk kullanacağız. Evet, marka hiç önemli değil sevgili arkadaşlar. Siz bebek battaniyesi yapacağınız zaman, yüncünüze gittiğiniz zaman, bebek battaniyesi yapmak istiyorum dediğiniz zaman yüncünüz sizi yönlendirecektir. Ben Alize Best tavsiye ederim. Alize Himalaya. Yani Alize Himalaya diyorum. Himalaya marka ipi. Ya da Alize'nin Happy Baby var. Onu tavsiye ederim. Siz yüncünüze gidin. Beğendiğiniz, sevdiğiniz en güzel renkleri alın. Siz karar verin renginize, ipinize. Şimdi gelelim size modelleri göstermeye. Bir görün sevgili arkadaşlar. Bebek battaniyesi için. Bu kızlar için. Bakın. Bu kız bebekler için. Bebek battaniyesi. O kadar kolay ki Tunus işi sevgili arkadaşlarım. Tunus işi. Hem önden hem arkadan muhteşem bir güzelliğe sahip. Bakın. Neler yapabilirsiniz ki bu modelden? Neler yapmazsınız ki bu modelden? Muhteşem bir güzellik. Selma ablanız size yine hem kolay hem güzel. Güzel bir battaniye modeli. Siz dilerseniz bundan çanta yapabilirsiniz. Bebek hırkası yapabilirsiniz. Bebek yelekleri yapabilirsiniz. Yani her yerde uygulayabileceğiniz şahane bir model. Çok güzel bir model. Lif yapabilirsiniz. Evet, şahane mi şahane. Bu bebek battaniyesinden size yapmak ister misiniz? Bu kızlar için. Önden aynı, arkadan da aynı. Bakın o kadar mı o kadar mı güzel bir model. Bu kızlar için. Bu da beyefendi erkek bebeklerimiz için. Bakın hem kız için yaptım sizlere hem de erkek bebekler için yaptım. Arkadan görünümü sevgili takipçilerim. Burası da önden görünümü. Şahane mi şahane bir görsel. Allah aşkına o kadar güzel ki. Hemen şimdi şöyle koyalım. Sizlerden ricam, Annemin Örgü Dünyası Selma Aydın YouTube kanalıma hala abone değil misiniz? Hemen kırmızı abone ol tuşuna basıyoruz. Zilimizi açıyoruz ve hep birlikte bundan sonra çok güzel işler yapıyoruz. Evet, modellerimizi de şöyle koyalım. Bakın şu şekil koyalım. Sizler de görün. Ben de başlayayım. Evet, gerekli notumu da bildirdim. Arkadaşlar Instagram'dan Annemin Örgü Dünyası Selma Aydın, Selma Doğan Aydın olarak Instagram'dan takip edebilirsiniz. Pinterest'ten takip edebilirsiniz Annemin Örgü Dünyası Selma Aydın olaraktan. Gruplarım var. Face kapalı gruplarım var. Oradan Annemin Örgü Dünyası Selma Aydın olarak takip edebilirsiniz. Annemin Marifetleri olarak Selma Aydın takip edebilirsiniz. Face gruplarından her yerden takip edebilirsiniz. Evet, şimdi hemen örgüme geçiyorum. Evet değerli arkadaşlarım. Şimdi hiç sayısını saymayacağım. Size modeli göstereceğim için rastgele zincirimi çekiyorum. Bu şekilde. Size modeli anlatmaya çalışacağım. Şu şekil bakın. Gerçekten çok güzel bir model.
Biraz ekranımızı büyütelim. Evet. Şimdi ben rastgele zincirlerimi çekiyorum. Hem kıza hem erkeğe giden bir renk çalışmasıyla sizlerle birlikte devam edelim. Hem kıza gidiyor hem erkeğe. Bu rengimiz. Bakın. Şimdi şişimizde bir ilmeğimiz var. Her zincirden birer ilmek çıkaralım. Tunusun olmazsa olmaz başlangıcı. Her zincirden birer ilmek çıkarıyoruz. Bu şekilde her zincirden birer ilmek çıkarıyoruz. Bakın bu şekilde. Evet, her zincirden birer ilmek aldık. Bakın bu şekilde. Şimdi teker teker bunları ikili bir şekilde şu şekilde çıkarıyoruz, topluyoruz. Toplayarak şişimizin başına geliyoruz. İkişer ikişer. Bakın biri şişimin başında, içinden geçiyorum. İki ilmeği birden topluyorum. Bu şekilde ikili ikili keserek şişimizin başına kadar geliyoruz. Havalar da çok sıcak arkadaşlar. İp elimde yürümüyor. Bak. Siz dilerseniz tek renk yapabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Tek renk de muhteşem oluyor. Çok güzel oluyor. Ben iki renk yapabileceğinizi düşündüm. İki renk daha daha çok yakıştırdım bu modeli. Onun için iki renk yaptım. Sizler tek renk üzerine de kurabilirsiniz. Evet, ilk sıramızı bakın yaptım. Tunus işi ilk sıramızı yaptım. Şimdi değerli arkadaşlarım bakın şu boşluğa değil, şu boşluğa değil. İlk sıramız yaptıktan sonraki sıralar, yani bu sıramızı yaptıktan sonraki sıralarda daha bir kolaylık olacak. Evet. Şimdi şişimizin başında bir tane ilmeğim var. Şu girişe batmıyorum. Hemen bunun yanındaki ara boşluğa. Bakın. Bu ara boşluğa. Tekrar gösteriyorum. Bakın. Tığımda bir ilmeğim var. Tığımın başını da doluyorum. Şu ilk girişe batmıyorum. Hemen ikincisine. Bir. İki. Üç. Bakın üç kere doldurdum. İlk başlangıçta. Bakın. Bir, iki, üç. Hepsini topladım, bir tanesini toplamadım. Bakın bu başlangıç ipim, ilk başlangıç ipim. Hepsini topladım, bir tanesini toplamadım. Şimdi tekrar başını doluyorum. Bakın bu boşluğa değil, ikinci boşluğa, birinci boşluğa değil, ikinci boşluğa 3 kere dolgu yapıyorum. Hepsini topluyorum, bir tanesini bırakıyorum. Bakın bu şekilde hepsini topluyorum, bir tanesini bırakıyorum. Tekrar tığımın başını doluyorum. Şu boşluğa değil, hemen yanındaki boşluğa. Bir, iki, üç. Bakın, hepsini topluyorum, bir tanesini bırakıyorum. Bakın, hepsini topluyorum, bir tanesini bırakıyorum. Tekrar tığımın başını doluyorum. Bu boşluğa değil, bakın, bu boşluğa değil, ikinci boşluğa. Üç kere dolduruyorum. İki, 3. Hepsini topluyorum, bir tanesini bırakıyorum. Bakın. Bir tanesini bırakıyorum. Hepsini topluyorum, bir tanesini bırakıyorum. Bakın. Şu şekilde. Tekrar devam edelim. Başını doladım tığımı. Şu boşluğa değil, bakın bu boşluğa değil, diğer boşluğa 3 kere dolduruyorum. 2 3 Bir tanesini bırakıyorum. Bakın. Bir tanesini bırakıyorum. Hepsini topluyorum. Tekrar tığımın başını doluyorum. Şu boşluğa değil. Hemen yanındaki boşluğa. Yani bir boşluk atlıyoruz. Bir tane bakın bırakıyorum. Diğerlerini topluyorum. Tekrar başını doladım.
Bu boşluğa değil, diğer boşluğa. Bir boşluk atlayıp diğer boşluğa batıyoruz. Bir boşluk atlayıp diğer boşluğa batıyoruz. 2, 3 kere de dolduruyoruz. Yine bir tanesini bırakıyorum. Bakın bu şekilde. Diğerlerini topluyorum. Bu şekilde bu sıramızı sonuna kadar bu şekilde devam edelim. Evet, sıramızın bakın bu şekilde yaptık. Sıramızın sonuna geldik. Bakın. Sıramızın sonuna geldik. Hemen burada tığımızın şu şekilde başını dolamadan hemen şu dibindeki iki ilmeği birden bakın alıyoruz. Burada bir, iki, iki zincir çektik. Sonra ikisini bir topluyorum. Bu şekilde toplayarak bakın ikili bir şekilde bu şekilde toplayarak başa geliyorum. Tunus işi bilen arkadaşlarımız toplama işlemini bilirler. Bilmeyenler de o kadar kolay ki şu an öğreniyorlar. Çok kolay bir model sevgili arkadaşlar. Bebek battaniyesi, ben bebeğime örmek istiyorum diyenler için, tam örgü bilmeyenler için çok kolay bir model. Herkes rahatlıkla yapabilir. Bakın ilk modelimizi çıkardık. Şimdi bir içeri bir dışarı yapıyoruz bu kenarlarda arkadaşlar. Modelimizin duruşu da bir içeri bir dışarı olarak devam ediyor. Nasıl diyeceksiniz bir içeri bir dışarı? Hemen anlatıyorum değerli arkadaşlarım. Şimdi ikinci rengime geçiyorum. Beyazıma geçiyorum. Elimde bir zincir çekiyorum öncelikle. Hemen içeriden geçtim. Yeşilim sabit burada kalacak. Şimdi bakın değerli arkadaşlarım. Burada biz atlamıştık. Bakın. Bir tane bıraktığımız ilmeğimiz burada. Bakın. Buralarda birer tane bıraktığımız ilmeklerimiz var bu aralarda. Yani şöyle göstereyim size. Şu aradaki çizgiler var ya, uzantılar. Aradaki uzantılar bizim bir tane bıraktığımız ilmeğimiz. Evet, şimdi devam edelim. Tığımın başını doladım. Hemen buraya bakın şu boşluğa bir tane fıstık yapıyorum. 1 2 3. Ne yapıyorum burada? İlk başlangıçta 3 tane ilmeğim oluyor. Bakın. Bir tanesini bırakıyorum. Bakın bir tanesini bırakıyorum. Bir tanesi de şişimde ya. Şişimdeki ile birlikte bıraktığım ve tığımdaki ile 3 tane oluyor ilk başta. Tekrar tığımın başını doladım. Şimdi bakın yeşil içeride, beyaz dışarıda kaldı. Yani bir içeri bir dışarı, bir içeri bir dışarı olarak kenarımız devam edecek. Hemen şurada göstereyim size. Bakın. Mavi dışarıda, beyaz içeride. Mavi dışarıda, beyaz içeride. Yani bir içeride bir dışarıda, bir içeride bir dışarıda olaraktan bakın şu kenara bu şekilde devam ediyor kenarımız. Hemen beyazı dışarıya yaptık. Tekrar tığımızın başını doladık. Bakın burada örmediğimiz, bıraktığımız bir tane uzantımız var. Hemen onun önünden 1 2 3. Bu uzantı şu arkadaşlar. Hemen topluyorum bakın. Bir tane ilmek bırakıyorum burada. Bu bırakmış olduğumuz bir tane ilmek buradaki hemen onun önünden batıyoruz. Buradaki bırakmış olduğumuz bir tane ilmek bir alt sıradaki bakın şu. Şu tek tel duran hemen önünden batıyoruz. Tekrar başını doladım. Bakın yine aynı şekilde. Bakın şu uzantımız. Şu uzantımız. Modelimizdeki bakın şöyle göstereyim. Modelimizdeki şu aradaki uzantılar. Şu aradaki uzantılar. Bu bir tane bıraktığımız ilmekler. Evet, tekrar tığımın başını doladım. Bakın şu hemen bu uzantının önünden 1 2 3. Hepsini topluyorum, bir tane bırakıyorum. Yani bir tane uzantı yapıyorum burada. Bir tane bırakıyorum. Tekrar başını doluyorum. Yine bakın bu uzantının, bu uzunluğun ipi, aradaki ipin önünden tekrar 3 kere dolgu yapıyorum. Hepsini topluyorum, bir tanesini bırakıyorum. Bakın, bakın bu şekilde. Tekrar başını doluyorum.
Bakın yine burada bir tane uzantımız. 1 2 3 doldurdum. Hepsini bir topladım. Bakın bir tanesini bıraktım. Tekrar bakın hemen şu uzantının önünden 1 2 3 doldurdum. Hepsini topluyorum. Bakın bir tanesini bırakıyorum. Tekrar başını doluyorum. Bakın yine hemen şu şuradaki uzantının şu önünden 1 2 3 bakın hepsini topluyorum, bir tanesini bırakıyorum. Bakın bir tanesini bırakıyorum. Çünkü bir sonraki sırada hemen bunun önünden, bu uzantının önünden yapacağız dolgumuzu. Evet, bu şekilde sıramızın sonuna kadar gelelim. Tekrar tığımızın başını doladık. Uzantımızın hemen önünden battık. 1 2 3 dolgu yaptık. Hepsini topluyoruz, bir tane bırakıyoruz. Sıra sonuna kadar bu şekilde yapalım arkadaşlar. Bakın. Evet arkadaşlar, bakın son fıstığımı yaptım. Şimdi burada tığımın başını tekrar doluyorum. Bakın burada bir boşluğumuz var, görüyorsunuz. Hemen buraya da bir fıstığımı yapıyorum. 1 2 3 tekrar hepsini bir topluyorum, bir tanesini bırakıyorum. Tekrar tığımın başını dolamadan hemen buradan, bakın buradan ikili bir şekilde şu dipteki yeri ikili bir şekilde alıyorum. Bakın ikili bir şekilde alıyorum. Burada iki tane zincir çekiyorum. 1 2 İkisini bir topluyorum. İkisini bir topluyorum. Bu şekilde şişimin başına kadar geliyorum. Bu şekilde toplayarak şişimin başına kadar geliyorum. Bakın. Bu şekilde topluyoruz. Toplaması çok zevkli sevgili arkadaşlar. Hemen yapılıyor. Evet, annemin örgü dünyası Selma Aydın YouTube kanalından memnunsanız değerli takipçilerim, beğeniyorsanız eğer, arkadaşlarınızın arasında paylaşarak bana yardımcı olabilirsiniz, destek olabilirsiniz. Yorum ve beğenilerinizle zaten olacağınızı biliyorum canım takipçilerim. Evet, bu şekilde bakın iki sıra yaptık. Gördünüz, iki sıra oldu. Şimdi yine yeşile geçeceğiz. Geçmeden önce bir incelik göstereceğim size. Şimdi bakın 1 2 3 4 pardon. Şöyle sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 tane fıstık var altta. Peki bir üst sıramızda bakın 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. Bir sıra 12, bir sıra 13 olacak. Bir sıra 12, bir sıra 13. Yani bir içeri, bakın. Bu içeride, beyaz dışarıda. Şimdi içeriden alacağız. Bir içeriden, bir dışarıdan. Bir içeriden, bir dışarıdan. Yani fıstığı bir önden yapıyoruz, bir arka taraftan. Bir, bu girişlerde. Bu girişlerde. Bir önden, bir arkadan. Bir önden, bir arkadan. Ve bu kenarımızın, bakın. Bu kenarımızın daha düzgün olmasını sağlıyor. Bakın. Bir pembe, bir beyaz. Bakın bu şekilde pembe içeride, beyaz dışarıda, pembe içeride, beyaz dışarıda, pembe içeride, beyaz dışarıda. Yani bu şekilde gidiyor. O kadar kolay ki sevgili arkadaşlar. Şimdi yeşilimize tekrar geçiş yapalım. Size model bu şekilde arkadaşlar, model kendini tekrar ediyor. Ben size şimdi model yeşilden yine birazcık göstereyim, birkaç sıra tamamlayıp tekrar gene geleyim. Evet, şimdi bakın beyazımız dışarıdaydı. Şimdi burada kenardayız. Bir iki zincir çektim. Tığımın başını doladım. Şu uzantının hemen önünden fıstık yapıyorum. Yani buraya batmıyorum. Şimdi yeşilimiz içeride, beyaz dışarıda. Yeşil içeride, beyaz dışarıda. Bir tane bıraktım bakın. Bu ilk başlangıçta 3 tane. Çünkü bir de şişimizde olduğu için 3 ilmek oluyor. Ama ortalarında 2 tane. Bu şekilde bakın. Tığımın başını doladım. Hemen şu uzantının önünden bir fıstık yapıyorum. Doldurdum. Bir tane fıstığımı burada bırakıyorum. Bakın. Bakın.
Burada iki tane ama bu başlangıçta ilk ilmeğimde zincirde olduğu için 1, 2, 3 oluyor. Ama aralardaki topladığım fıstıklarda tığımın başında iki tane olacak şu şekilde. Tekrar başını doladım bakın. Yine bu şu şekilde bir tane topladığım fıstıktan bırakacağım. 3 kere doldurdum. Bakın şöyle yapıyorum. Bir tanesini bırakıyorum, toplamıyorum. Bu şekilde bu sırayı da devam edelim. Evet. Yeşillerimi de tamamladım. Şimdi bu sonunu size tekrar göstermek istiyorum. Beyazımız dışarıdaydı. Ne yaptık? Tamamladık. İki zincir çektik. Yukarı çıkmıştık. Şimdi ise sevgili arkadaşlar bakın. Beyaz, yeşilimiz içeride. Beyazımız dışarıda olduğu için içeride kaldı yeşilimiz. Başını dolamadan hemen buradan beyazımdan ikisini birden batarak, bakın ikisine birden batarak şu şekilde ikisine birden batarak şu şekilde uzatıyorum. İkisini bir topluyorum. İkisini bir topluyorum. İkisini bir bu şekilde şişimin sonuna kadar toplayarak geliyorum. Evet. Bakın değerli arkadaşlarım. Şahane oldu. Çok güzel oldu. Arkası da aynı şekilde. Bakın. Pembeyi kızlar için, maviyi erkekler için, bunu da hem kız hem erkek için. Yani ortak renk sevgili arkadaşlar. Hem kızlar kullanabilir, hem erkekler kullanabilir bu rengi. Ortak bir renktir. O yüzden bu rengi sizlere göstermek istedim. Bu renkle göstermek istedim. Şimdi değerli arkadaşlarım, zaten modeli anlattım. Hani birkaç sıra daha yapmama gerek yok. Bu şekilde devam ediyor. Zaten yapılmış halleri var. Videoyu uzatmayalım. Bakın. Şu uzantıları size anlattım. Hepsini bir topluyoruz, bir tanesini bırakıyoruz ya. Hemen bakın bu uzantıların önünden dolgular yapılıyor. Bu kenarda ise biraz önce anlattığım gibi pembe içeride, beyaz dışarıda. Pembe içeride, beyaz dışarıda. Pembe içeride, beyaz dışarıda. Bu şekilde bir içeride, bir dışarıda yaparaktan bu şekilde yapıyoruz. Evet, mavinin görselliğine bakın sevgili arkadaşlarım. Arkası, bakın. Önü. Harika bir battaniye modeli sevgili arkadaşlar. Hem kızlar için hem erkekler için uyguladığımız şahane mi şahane, güzel mi güzel bir model. Bakın. Modelin anlatımı da bu şekilde yaptık, sizlere gösterdik. Bu şekilde yapıyoruz. Tabii model bakın ilerledikçe bu hale geliyor. Şahane mi ya şahane, yapılışlarını nasıl yapıldığını sizlere anlattım, gösterdim. Evet. Yeni videolarda tekrar bir arada olmak üzere. Değerli takipçilerim, yorum ve beğenilerinizi bekliyorum. Arkadaşlarınızla videolarımızı paylaşırsanız çok memnun olurum. Allah hepinizden razı olsun. İlgi ve alakanıza canı gönülden teşekkürlerimi bir borç biliyorum. Allah hepinizden razı olsun. Selma ablanız sizlere yeni yeni güzel güzel modellerle tekrar gelecek inşallah. Sevgiyle kalın, esenle kalın. Annemin örgü dünyası. Selma Doğan Aydın. Doğan ismini daha önce çok kullanıyordum. Bekarlık soyadımdı. Şimdi Selma Aydın daha kolay geliyor. Selma Aydın diyorum. Selma Aydın kanalında kalın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. En güzeline emanet olun. Selma ablanızdan sizlere kucak dolusu sevgiler. Allah'a ısmarladık.